Arkadaşlar hepinize Meksika'dan merhaba. Burası Cancun, Isla Mujeres diye bir ada. Gördüğünüz gibi harika kaskım ve mükemmel gözlüğümle beraber inanılmaz bir sıcak havada sizlerle beraberim. Buraya tatile geldim. Çok sevdiğim bir lokasyon. O yüzden gelmişken de burayı bir çekeyim dedim sizlere. Harika bir ada, inanılmaz güzel yerleri var. İnanılmaz güzel sahilleri var. Şimdi bugün önce bir öyle küçük bir motor kiraladık. Şu motorla önce bir bütün adayı şöyle size göstermek istiyorum sağından solundan. Bu 100 cc'lik bir Honda, Hayat Honda. O yüzden şimdi bu skuterimizi atlayalım. Şöyle bir size bulunduğum yeri göstereyim. Kasklar burada mecburi, o yüzden kask takmak zorundayız. Şimdi çıkalım yola. Ondan sonra sizlere sahilleri göstereceğim. Masaj yapılan yerleri göstereceğim. Restoranları falan çekeceğim. Çok güzel sahiller var. Onları çekmeye çalışacağım. Ondan sonra bakacağız, devam edeceğiz. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, burası Isla Mujeres'in şehir merkezi. Buralar hepsi böyle sahiller, restoranlar. Şurada masaj yapılan yerler var. Sahilde böyle çadırların içinde masaj yapıyorlar. Adada ulaşım bu golf arabalarıyla ve scooterla genelde yapılıyor. Taksiler var. İşte burası alabildiğine böyle hep sahil. Herkes kafasına göre yatıyor. Şemsiyeler var, kokonatçılar var. Az önce bir tane Türk çift gördüm. Türkler de var etrafta. Amerikalı var biraz. Burası tamamen bir turistik bir ada. Palmiye ağaçlarının içinde, Karayip Denizi'nin ortasında harika bir ada. Cancun'a geliyorsunuz. Cancun'dan feribotlar var. Feribotlarla karşıya geçiyorsunuz yaklaşık yarım saat, 25 dakikalık bir sürede. O feribotlar da şu ileriden sağdan kalkıyor. Turistik bir yer, çok kalabalık. Ama akşam saat 10 oldu mu kimsecikler kalmıyor sokaklarda. Çünkü her yer kapalı oluyor. Bir kere aç kaldık. O yüzden hiç unutmuyorum. Geçen sefer geldiğimde aç kalmıştım burada. Çok güzel restoranlar var burada. Dün bir balık yedik. Devasa kol kadar bir balık geldi ve hepsini yedik yani. Çok güzel ve inanılmaz ucuz. 15 dolara, 10 dolara kocaman balıklar geliyor. Bakın her yer scooter. Dün burada yemek yedik. Harika bir lokasyondu. Burada gene güzel bir bar var. Tiki bar dediğimiz. Polis durdurdu. Geçiliyor hepimiz. Evet, burada polisler bayağı bir katı kuralları var ama güzel yani. Çünkü burası Meksika. Aynı zamanda Bağcılar gibi bir yer, sakat bir yer yani. Burası feribotlardan bir tanesi. 3-4 tane değişik feribot var. Bir tanesi bunlardan biriydi. Bir tane arabalı feribot var. Bir de hızlı feribot var. Dün biz hızlı feribotla geldik. Evet, bu görmüş olduğunuz feribotlar adalardan, yani daha doğrusu ana karadan buraya, adalara gelen feribotlar. Yarın akşam bunlarla geri döneceğiz. Başka feribotla gelmiştik ama arabamı park ettiğim yer bunlardan biri. Bakın şöyle size göstereyim. Bu feribotlar şimdi burada böyle araçlar duruyor. Kocaman büyük feribotlar var burada. Aynı şeydeki feribot gibi, İstanbul Tekirdağ feribotları vardı ya. Tekirdağ mıydı orası? Neyse işte öyle bir yer. Böyle devasa feribotlar var. Bununla Cancun'a geçiyoruz karşıya. Bu araba, tır, kamyon, uçak, otobüs her şeyi alıyor. Yarın bununla devam edeceğiz. Öyle gelmişken içinden mi geçelim dedik. Şimdi devam edelim turumuza. Yaklaşık yarım saatte bütün adayı gezebiliyoruz. Tabi arada durduğumuz yerler oluyor. Biraz rüzgarlı ama umarım sesim iyi geliyordur. Şimdi burada Isla Mujeres fotoğraf çekilme alanı var. Fotoğraf çekilmek isteyenler burada böyle balıklarla falan resim çekiyorlar. Devam ediyoruz. Şurada batmış bir tane kayığımız var. Çok güzel tekneler var böyle. Şu tekne turlarına da katılmak istiyorum gitmeden. Daha 2 haftadan fazla buradayım. Büyük ihtimal yapacağım bir tekne turu. Şöyle gazlayalım biraz. Bakın her yer böyle deniz kenarı, sahil. Çok güzel bir ada. Eğer Cancun'a gelirseniz mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Benim bu 3. gelişim. Her seferinde geldim buraya. Hem çok yakın hem de çok güzel. Harika plajları var böyle. Kumları un gibi yani, böyle un. Hiç yapışmıyor hiçbir yerinize. Bildiğin sarı un yani.
Punta Sur'a geldik. Burası Punta Sur diye Maya yerleşkesi zamanında. Şu sağ tarafta bir zipline var. İnanılmaz güzel bir manzarası olan zipline yapmışlar. Ben zipline seven biri değilim. O yüzden zipline yapmıyorum hiç. Ama size şu manzarayı göstermem gerekiyor. Hemen durup devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi manzaraya bakar mısınız şuradaki? Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir manzara var mı ya? Harika bir yer. Şu sağ taraftan zipline yapıyorsunuz. Aşağıda denize giriliyor. Böyle dağların eteklerinde harika bir lokasyon. Şu maviliğe bakın ya. Harika. Harika. Evet arkadaşlar, şuranın, şu manzaranın güzelliğini bir tekrar göstermek istiyorum sizlere. İnşallah düşmem buradan aşağıya. Aşağıda çünkü sakat. Bak kayıyorlar tipler böyle. Burası zipline dediğim gibi. Şu adadan şöyle başlıyorlar. Ada değil gerçi orası. Buraya kadar geliyorlar. Buradan da şu aşağıya gidiyorlar. Bakın orada bir eleman kayıyor. Harika bir zipline manzarası. Meksika. Isla Mujeres'teyiz. Evet, burası Punta Sur dediğimiz adanın diğer tarafı. Burası da eski bir Maya Temple'ı, Maya yerleşkesi. Bir şey kalmamış ama böyle değişik şeyler var. Şimdi bir iki dakika park edelim. Şöyle içeride birkaç resim çekilip birkaç video yapıp ondan sonra devam edeceğiz. Kalabalık, turistik bir yer. Adanın komple her yeri turistik zaten. Şuradan, bu girişi buradan. Evet arkadaşlar, burası Punta Sur diye bir yer. Adanın diğer tarafı. Burası da çok eski bir tarihi olan bir yer ama millet resim çekiliyor burada. Takılıyorlar öyle. Güzel bir yer. Daha önce de gelmiştim 2017'de buraya. 2017 de böyleydi. Bir tek şuraya bir delik yaşayacı açılmış. Burada bir fener var. Fener de şu anda tadilatta mı, paslanmış mı anlamadım ama manzara burada harika yani gerçekten. Evet. Maya heykeli burada. Delik yaşayacılar var. Burada abimiz buz kırıyor. Dondurmacılar. Punta Sur, evet. Buralar böyle. Aa, bir kertenkele. Aa, kocaman maşallah. Bunlardan her yerde var. Bunların renkleri farklı. Floridekiler yeşilimsi. Bunlar gri bayağı böyle, bakın. Evet, güzel. Florida'da bu iguanalardan her yerde görebiliyorsunuz. Deniz kenarlarında özellikle. Burada da var. Ama buradakiler renkleri farklı dediğim gibi. Bu da onlardan bir tanesi. Yeni yapmışlar buna. Bu daha önce yoktu. Güzel, kocaman bir iguana heykeli. Manzaranın harikalığına bakar mısınız? Pek bir şey yok burada. Küçük bir bölge ama yine de gelmişken görmemiz gereken bir bölgelerden birisi diye düşünüyorum. Çok güzel deniz manzarası, kayalık manzarası olan bir yer. Bakın. Alabildiğine gidiyor böyle. Bu da bebelerden. Hemen küçücük. Aa, iki tane varmış yan yana vallahi. Şimdi görüyorum ha. Renkleri o kadar yakın ki kayalıklara, belli olmuyor hiç. Bebeler. Aa. Allah'tan atlama zıplama huyları yok da rahat rahat yaklaşabiliyoruz yanlarına. Kafa sallıyor. Devam.
Şu manzaraya bakar mısınız şimdi? Bunlar turist. Oo. Evet. Abi denizin güzelliğine bakar mısınız renklere ya? Harika renkler var gerçekten. Burası Karayip Denizleri, Karayip Adaları. O adalardan bir tanesi. Isla Mujeres'teyiz. Harika bir yer gerçekten. Videonun sonunda sizlere plajları göstereceğim. Harika plajları var gerçekten. Hem de hepsi bedava. Öyle giriş parasıydı falan hiçbir şey yok. Şuraya bakın. Harika deniz kokuyor. Tuzlu su kokuyor vallahi. Evet arkadaşlar, buralar da Meksika mezarlığı. Gelmişken de bir Meksikalı rahmetlileri bir Fatiha okumadan geçmeyelim dedik. İguana var mezarlıkta, bakın her yerde onlar zaten. Meksika mezarları böyle el gibi, bakın çatıları var. Böyle şey gibi, türbe gibi yapmışlar hepsini. Çok değişik böyle mezar şeyleri var, modelleri var. Aa, mezarın üstüne bakın, karınca var. Mira, so cute. Şurada sanırım cami gibi bir yer var, kilise de. Bakar mısınız, rengarenk şeyler, mezarlıklar var. Fayans kaplamışlar. Bakın mezarlığa ne biçim. Çok ilginç değil mi ya? Bizim mezarlıklara hiç benzemiyor. It's okay baby. Bunun akrabası galiba. Ölmüş birisi. Evet, devam ediyoruz. Mezarlıktan çıkıyoruz. Burası gene odanın içinde. Bildiğimiz klasik Meksika sokakları. Değişik küçücük rengarenk evler. Tam böyle filmlerde gördüğümüz. Bakar mısın şimdi? Hep sarı, yeşil, kırmızı. Böyle değişik temalı evler var. Arkadaşlar evet, şimdi şuraya park ettik bir 5 dakika. Şurayı göstermek istedim size. Burası bir otelin etrafı. Burası işte Karayip Denizi'nin kıyıları. İnanılmaz güzel bir su var. Su gerçekten harika. İleride sandbar var. Tekneler park etmiş, orada takılıyorlar. Ondan Miami'de de var zaten. Şöyle şu tarafa doğru bir yürüyeyim. Burası da bence buranın en güzel plajlarından birisi ama şimdi yani daha bir yer var, 5 dakika sonra orada duracağım, orayı göstereceğim size. Orası da gerçekten harika. Gerçekten harika. Şöyle kıyılar, kayak yapanlar, sevişenler, sizler. Burası da otelin giriş tarafı. Devam ediyoruz. Şu karşıdaki teknelerin olduğu yer çok güzel ya. Şu tekne lazım bir tane, ondan oraya gitmek lazım. Evet, diğer bir sahilde yaklaşık 3 dakikalık bir mesafede, yürüme mesafesinden bahsediyorum. Burası. Burada böyle beach club'lar, palmiye ağaçlarının arasında harika bir. Bugün ama biraz kapalı ama yine de fena değil. Ve kalabalık bugün, dün daha sakindi. Bayağı kalabalık gerçekten ama harika. Evet.
Evet, akşam oldu. Güneş batmak üzere. Yarım saat sonra. Biz de yavaştan toparlanıyoruz.